Mars'la Jüpiter arasında 10 kentilyon dolar değerinde bir asteroid var. Tamamen kendine has bir gök cismi bu. Şu ana kadar keşfedilen tek metalik çekirdek benzeri cisim. Ve hazır olun, çok yakında ilk kez böyle bir gök cismine bir uzay aracı gönderilecek. Peki neden önemli bu cisim? Niye metalden oluşuyor ve neden bu metaller 10 kentilyon dolar değerinde? En önemlisi, kentilyon da ne? İnsanlık daha ender bulunduğunu anladığından beri hep onun peşinde. Ne kadar ender, o kadar kıymetli. Herkes ona sahip olmak için çabalıyor. Altın. Evet, altından bahsediyorum. Sizce dünyada ne kadar altın vardır? Şöyle bir düşünün bakalım. 4446, 4447, 4400... İnsanlık tarihi boyunca keşfedilmiş tüm altınları bir araya getirip bir küp yapsak ne kadar yer kaplardı? Şaşıracaksınız belki ama sadece 23 metre. Evet, yaklaşık 7 katlı bir bina boyutlarında. İnanmıyorsanız bugüne kadar keşfedilen toplam altın 250 bin ton bile değil. Fakat dünyadaki tüm altın da bundan ibaret değil. Şimdi işler değişti değil mi? Nerede bu altınlar peki? Bizimki gibi kayaç gezegenlerin çekirdek kısımlarına doğru gittikçe daha ağır elementleri görmeye başlıyoruz. Aslında yıldızlarda da aynı durum var. Merkezde hep daha ağır elementler bulunuyor. Yoğun olanlar dibe çöküyor yani. Ama ufak bir problemimiz var. Dünyanın merkezine doğru kazamıyoruz. Bir noktadan sonra yüksek sıcaklıklar kullandığımız ekipmanı eritiyor ya da yüksek basınç altında sıkışıp kırılıyorlar. Burası Antarktika'da yer alan Ice Cube Neutrino gözlemevi. Yerin 2 kilometre altına kadar buzu kazarak aşağıya ipe dizili bir şekilde kamera dizisi gönderiyorlar. Orada bile kısa sürede boşluklar yeni buzlar tarafından doldurulup donuyor. Sadece 2 kilometre diyorum bakın. Dünyanın yarı çapı 6378 kilometre. Kazdık kazdık her yerden her türlü madeni çıkardık. Gözümüzü hep daha fazlasına, daha derinlere diktik. Ama bitiyor. Daha derine de gidemiyoruz. Bize başka bir çözüm lazım. İşte size o çözüm. Bu aslında bir gökyüzü görüntüsü. Renkler tersine çevrilmiş. Yani siyah noktalar parlak yıldızlar. Fakat ortada gezinen bir şey var, gördünüz mü? Ufacık bir şey. Ufacık derken yani yaklaşık 220 kilometreye kadar ufacık. Neredeyse İstanbul-İzmir arası bir mesafe. Bu bir asteroid. Adı da 16 Psyche. Güneş sisteminde bilinen en büyük asteroidlerden biri. İlk ona giremese de aşağı yukarı o boyutlarda. Bakın en büyüğü bu. İkincisi şu. Liste böyle gidiyor. Ve tam buralarda da 16 Psyche var. Ama bu listede öyle kıymeti pek de anlaşılmıyor. Çünkü büyüklüğünden ziyade değeri önemli. Bu asteroidi farklı kılan şey onun nelerden oluştuğu. Şimdi Güneş sistemindeki pek çok gök cismi aslında bizim dünyamızda olduğu gibi yüzeyi böyle dağlar gibi kayaç yapılardan oluşuyor. Ama bu asteroid öyle değil. Bu metal yoğunluklu bir asteroid. Muhtemelen yarıya yakını metalden oluşuyor. Böyle tuhaf bir yüzeyi var. Demir ve nikel her tarafını kaplamış. Tabii hikaye sadece bu iki metalden ibaret değil. Muhtemelen içinde bol miktarda altın da barındırıyor. Hatırlayın, tüm dünyada bugüne kadar çıkardığımız tüm altını 23 metre küplük bir alana sığdırabiliyorduk. Fakat bu asteroidin büyüklüğü 23 değil, 230 metre de değil, 230 kilometreye yakın. Ufak bir yüzdesi bile altın olsa, yapılan hesaplamalara göre bu asteroidin yani 16 Psyche adlı bu gök cisminin değeri tüm dünyanın global ekonomisinden kat kat daha büyük. Hadi altını bir kenara bırakın. Sadece o asteroiddeki nikelin değeri 10 kentilyon dolar civarında. Tabii tüm bu metalleri satmak için birisinin hepsini dünyaya getirmesi gerekiyor ki bu neredeyse imkansız bir şey. Hadi bu kadar çok metali gerçekten dünyaya getirdiğimizi düşünelim. O zaman da herkesin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlası olurdu ve bu durumda yine değeri düşerdi. Ekonomi böyle bir şey. Yine de geleceğin belki de en önemli mesleklerinden biri olabilme potansiyelini taşıdığı için ben asteroid madenciliğine dikkat çekebilmek adına biraz hesap yapma ve üzerinde düşünme taraftarıyım. 10 kentilyon doları şöyle yazabiliriz. 10 milyon 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 dolar gibi de okuyabiliriz. Ama böylesine büyük bir sayıyı aklımızın tam olarak alabilmesi için bir benzetme yapmamız lazım. Ben böyle bir benzetmeyi bir yerlerde okumuştum. Diyordu ki orada, diyelim ki çok güzel yeni bir arabanın maliyeti 100 bin dolar olsun. Gayet mantıklı değil mi? Cüzdanınızda asteroid madenciliğinden elde ettiğiniz 10 kentilyon dolarla dünyadaki her bir insan için
Bu arabalardan birini satın alabilirsiniz. 8 milyardan fazla insanın her birine 100 bin dolarlık araba alıyorsunuz ama bitmedi. Sonra onu her saat başı yeni bir modelle değiştirebilirsiniz. Yine de paranız bitmez. Ne zaman biter biliyor musunuz? Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca bunu dünyadaki her kişi için saat başı yapmaya devam ederseniz ancak biter. 1,5 yıl boyunca her saat dünyadaki herkese 100 bin dolarlık araba alabiliyoruz. Tabii bunu yapabilseydik o zaman da o arabanın kıymeti kalmazdı değil mi? Ekonomi böyle bir şey. Ama yine de bu ufak detaylar birilerinin dikkatinden kaçmamış. Gözümüzü yere diktik, kazdık, kazdık, bitirdik, yetmedi. Bir de gözümüzü yukarıya diktik şimdi. Onu da kazacağız. Asteroid madenciliği devri artık yavaş yavaş başlıyor. Uzaya gidip gelmek her geçen gün daha kolay, daha az masraflı hale geldikçe kazıp da erişemediğimiz yerlere gitmek yerine işte oralara gidip geleceğiz. Zaten bu asteroidin 16 Psyche'nin aslında çok uzak geçmişte oluşmak üzereyken dağılan bir gezegenin kalıntısı olduğu düşünülüyor. Bu gezegen tam oluşacakken bir çarpışma geçiriyor ve normalde bizimki gibi etrafını sarması gereken o kayaç yapı uçup gidiyor uzayda. Geriye de işte o bizim kazarak ulaşmaya çalıştığımız metal yoğunluklu çekirdek kalıyor. Bunun çok daha değerli bir anlamı var. Yani para olmayan değerinden bahsediyorum bu kez. Dünyanın çekirdeğine dair yaptığımız ölçümler oraya doğrudan ulaşamadığımız için hep dolaylı, hep indirekt olarak yaptığımız gözlemlerden oluşuyor. Fakat eğer Psyche gerçekten de oluşmakta olan böyle bir gezegenin çekirdek kalıntılarıysa dünyanın, hadi bırakın dünyanın, bütün diğer gezegenlerin çekirdek yapısını anlamamıza yardım edebilir. Yani gözümüzü yukarıya dikerken aslında yine aşağıda olanı anlamaya çalışıyoruz. NASA işte tam da bu sebeplerle Psyche'ye çok yakında bir uydu gönderiyor, bir uzay aracı. Fırlatma şu an için 5 Ekim 2023'e ayarlanmış durumda ama her zaman olduğu gibi, her fırlatmada olduğu gibi ertelemeler meydana gelebilir. Ben canlı yayınlamaya çalışacağım. O yüzden anlık bildirimler için Instagram'ımı takip edin ve bu kanala da abone olup olmadığınızı ve hatırlatıcıları açıp açmadığınızı kontrol edin lütfen. O asteroide gönderilecek olan uydunun adı da yine Psyche. Bu Yunan mitolojisinden gelen ve ruh anlamına gelen bir kelime. Son teknoloji ölçüm ekipmanlarıyla donatılmış durumda bu uzay aracı. Psyche'nin fotoğrafını çekmek için yerleştirilmiş kameralar, yüzeyindeki kimyasal kompozisyonu analiz edebilmek için gama ışını ve nötron spektrometresi ve tabii ki böylesi metal bir yapıdaki olası manyetik alanı ölçebilmek için de manyetometreler. Ayrıca kütle çekimine dair ölçümler yapabilmek, iç yapısını analiz edebilmek için yerleştirilmiş antenleri de var. Ama bana göre Psyche'nin üzerindeki en havalı şeylerden bir tanesi onun iticileri. Hall iticileri. Hani bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz şöyle mavi ışıkla itki sağlayan sistemler vardır ya, onlardan bu. Aynısı değil ama yine de klasik yakıt sistemlerimize göre 5 kat daha verimli. Aslında arabaların ışıklarında ve plazma televizyonlarda yer alan xenon soy gazını kullanıyor. Güneş panelleriyle elde ettiği elektrik enerjisi sayesinde xenon gazını xenon iyonlarına çevirerek itki elde ediyor. Bu mavi renkte işte o açığa çıkan xenon plazması. Böylelikle Psyche sayesinde bu iticileri ilk kez ayın ötesinde de test etmiş olacağız. Tabii onun yolculuğu epeyce bir sürecek. Mars ve Jüpiter arasına doğru asteroid kuşağına sapan etkisini de kullanarak çok uzun bir yolculuk yapacak. Ta Ağustos 2029 civarında varması hedefleniyor. Biliyorum epeyce uzunca bir süre diyeceksiniz ama biz sürmüyoruz, kendi kendine gidiyor sonuçta. Bu uzun sürede gerçekleşecek bir sürü bilimsel keşiften bahsederken bir de bakmışız Psyche varmış da onun videosunu çekiyoruz bile. İnsanlık olarak çok yol kat ettik. Şimdi bir de uzayda kat etmeye başladık. Ateş yakmaktan bakırla alet yapmaya çok uzun bir yolculuğumuz oldu. Alüminyum altından değerliydi çünkü nasıl işleyeceğimizi bile bilmiyorduk. Şimdi çöpe atıyoruz. Meraktan öğrendik, ilerledik ama sanki biraz da açgözlülüğümüz var işin içerisinde, öyle değil mi? Bu projeyi, yani Psyche misyonunu yazan bilim insanları, teklif edenler bunun gerçekleşeceğine bile ihtimal vermiyordu belki de. Kimisi sadece öğrenmek istiyor ya da kariyerinde ilerlemek, kimisi de gözünü çok daha derinlere dikmiş durumda. Bugüne kadar Güneş sisteminin bu en ilginç ve kendine has gök cisimlerinden biri olan Psyche'nin yanından bile geçmedik. İlk kez bir uzay aracı onun yörüngesinde dönecek ve radyo dalgaları, gama ışını, nötron spektrometresi ve bir multispektral görüntüleyici yardımıyla onu didik didik inceleyecek. Oradaki madenleri buraya getirmek şimdilik pek mümkün gözükmese de toplanacak olan veriler
son derece kıymetli. Çünkü o veriler başka hiçbir yerden toplanamaz. Yani o veriler çok ender. Öyle olduğu için de geleceğin en değerli varlığı altın değil, bilgi olacak.